Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere derste kullandığımız görsel araç gereç ve materyalleri anlatacağım. Ama öncesinde neden ders anlatımında böyle araç gereç ve materyalleri gerek duyduğumuzu kısaca olarak değinelim. Şimdi böyle bir sınıf düşünelim. Bir sınıfta bir öğretmen vardır ama birden çok öğrenci vardır. Bu öğrencilerin de hepsi farklı karaktere sahip, farklı öğrenme yeteneğine sahiptir. Öğretmenin de amacı nedir? Öğretmen de belli kesime değil, tüm sınıfa hitap etmek istiyor. Tüm sınıfa kalıcı bilgi vermek istiyor. Ve bunu sadece anlatıp geçmekle veremez. Yani verimli bir sonuca ulaşamaz. O yüzden de farklı araç gereç her bir öğrencinin veya her bir öğrenci grubunun diyelim anlayabileceği dilden anlatması gerekiyor veya yöntemlere başvurması gerekiyor. Araştırmalara da bakarsak öğrenenlerin %83'ü görme, %11'i işitme, %3.5'i koklama, %1.5'i dokunma ve %1'i ise tatma yaşantıları yoluyla öğreniyor. Bir başka araştırmaya bakarsak da insanlar okuduklarının %10'unu, işittiklerinin %20'sini, söylediklerinin %70'ini yapıp söylediklerinin %90'ını hatırlamaktadırlar. Yani sadece anlatmak yetmiyor. Buradan da böyle bir sonuca varabiliyoruz. Bugün ise görsel araç ve gereç materyalleri anlatacağım sizlere. Görsel araç ve gereçler öncelikle 2 boyutlu görsel materyaller, sonra 3 boyutlu görsel materyaller, yazım ve gösterim tahtaları ve yazılım materyalleri olarak 4 başlık altında topladık. 2 boyutlu görsel materyaller en düşük bütçelisi, herkesin çok rahat bir şekilde ulaşabileceği, elde edebileceği, hatta ücretsiz bile elde edebileceği resimlerdir. Resimler 2 boyutludur. Kitaplarda da rast gelebiliyoruz böyle resimlere, kendimiz de çizebiliriz, internetten de elde edebiliriz vesaire vesaire. Her bir alanda ölçme, değerlendirme, edebiyat, matematik her alanda kullanılabiliyor. Grafikler ikinci grafiklerdir. Grafikler kronoloji, hiyerarşi, miktarlar gibi soyut kavramlar arasındaki ilişkileri göstermek amacıyla kullanılır. Veriler grafikte daha kolay yorumlanabilir. Çizgi, sütun, alan, daire gibi grafik şekillerine rastlayabiliyoruz. Grafikler tablolara oranla daha çok akılda kalıcı, daha çok dikkat çekicidir. O yüzden grafikler daha çok kullanılıyor böyle şeylerde. Çizimler ders kitaplarında ve diğer ders materyallerinde bulunur. Çizimler de her yaştan öğrenci tarafından kolaylıkla anlaşılabilir. Öğretimin tüm aşamasında da kullanabiliriz. Çizelgeler soyut ilişkilerin görsel oluşumlarıdır. Karşımıza sıklıkla tablolar ve akış şemaları olarak çıkabiliyorlar. Posterler resim, çizgi, renk, sözcükten oluşan sözel birleşimleri içinde barındırır. Bunların amacı dikkat çekmektir. O yüzden de posterleri genelde daha dinamik, daha renkli yapıyorlar. Güdülenmeye sağlar posterler. Kavram haritaları kavramlar arasındaki ilişkileri anlatan gösterimlerdir. Karikatürler aslında çocukların en çok akılda tutabileceği, bir tek çocukların değil herkesin, çünkü gülerek öğreniyoruz. Güldüğümüz şeyi de genelde unutmayız. Çizgi resim deniliyor karikatürlere bu arada. 3 boyutlu görsel materyaller. 3 boyutlu görsel materyaller gerçek nesneler. Yani sınıf ortamında görüp dokunabileceğimiz nesnelerdir. Bunlar da gerçek nesneler olarak birkaç başta ayrılıyor. Gerçek nesneler para, araç, bitki, hayvan gibi kolay ulaşılan materyallerden bazılarıdır. Mesela bitki veya hayvan organlarını sınıf ortamında inceleyebileceğimiz zamanlar bunlar gerçek nesneler oluyor. Bazı nesneleri de inceleyemeyiz. Daha doğrusu sınıf ortamında inceleyemeyiz. Bu yüzden de geziler düzenleniyor. Alan gezileri düzenleniyor. Modeller gerçek nesnelerin benzeri maketlerdir.
Aslında maketler çok işimize yarıyor. Gerçek eşyaların aynı ham maddesinden veya benzeri ham maddeden yapılmış örneklerdir. Modeller karmaşık yapıları kolay anlaşılır hale getirir. Duyu organlarının algı sınırını aşan büyüklük ve küçüklükte olan cisimlerin algılanabilmesini sağlıyor aslında maketler, modeller. Çoklu ortam setleri, takımları. Bu setleri film, slide, ses kaseti, video gibi modeller yer alabiliyor. Daha çok proje çalışmalarında, takım çalışmaları için uygundur. Yazım ve gösterim tahtaları. Yazım ve gösterim tahtaları. Aslında tahta için şöyle söyleyebiliriz. Elimizde herhangi bir şey yoksa, herhangi bir araç, materyal, herhangi bir şey yoksa o zaman tahtada en basitinden bir resim çizebiliriz. En basitinden bir tablo çizebiliriz, bir çizelge yapabiliriz, bir şema oluşturabiliriz vesaire vesaire. O yüzden de tahta aslında öğretmenin sahilidir diyebiliriz. Yazı tahtaları var. Yazı tahtaları geleneksel sınıf ortamında tüm sınıflarda, neredeyse tüm sınıflarda gördüğümüz tahtalardır. Tek bir dezavantajı var. O da tebeşir ve kalemler sağlığa zararlıdır. Bunun dışında bir dezavantajı yoktur. Elektronik tahta var. Çok amaçlı tahtanın biraz daha gelişmiş olan elektronik tahta. Üzerinde böyle şeyler olur, kareler olur. Bunlar da öğretmenin düzenli bir şekilde yazmasını sağlar, yardımcı olur. Bu arada elektronik tahtada yazılanlar kopyalar halinde, kağıt halinde, kopyalar halinde getirilebilir. Bülten tahtası var. Aslında bülten tahtası, kumaş kaplı tahta ve manyetik tahta aşağı yukarı aynı amaçta kullanılıyor. Bülten tahtası acil duyurular, kısa haberler asılmak üzere kullanılan, hazırlanan panolardır. Kumaş kaplı tahta ise öğretmenin, öğrencilerin şiir, hikaye, işte anılarını astığı tahtadır. Manyetik tahta da aşağı yukarı aynı şey için kullanılıyor. Sadece mıknatıs parçası ile yapıştırılıyor. Döner levha var, dosya tahtalar. Bunlar avantajı şu, getirip götürebiliyoruz ve boyut olarak büyükler. Büyük boy kağıtların dosya şeklinde ayaklı portatif bir tahta durulmasıyla geliştirilmiş bir tahta tipidir. Bir de neyimiz vardı? Dördüncü şey olarak yazılı materyaller var. Yazılı materyallerde kitaplar en yaygın materyaldir. Günlük hayatımızda, derste, her yerde kullandığımız dergi olabilir, gazete olabilir, bunun gibi birçok yazılı materyal bulunuyor. Ama en yaygını kitaptır tabii ki. Bu kadar. Bugünkü anlatımımız da bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir.